Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir rehberlik videosuyla beraberiz. Videoma geçmeden önce kısa bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen de DGS kontenjanları açıklandı. Kontenjanlar açıklandıktan sonra ben bir videoda taban puanların yükselebileceğini söyledim. Ve siz de bazı öğrenciler buna varyansın ettiler. Hatta beni öğrenci düşmanı olmakla bile itham edenler oldu. Öğrencilerin morallerini bozuyormuşum. Ben bunu bilerek yapıyormuşum tarzında böyle değişik senaryolar var arkadaşlar. Şimdi birincisi arkadaşlar, ben size düşman değilim. Benim size herhangi bir düşmanlığım yok. İkincisi, taban puanların artması meselesine gelirsek bana değil ÖSYM'ye kızmanız lazım. Ben taban puanların arttırılması ile ilgili hashtag oluştururken Twitter'da bununla ilgili destek ararken birçoğunuz destek vermediniz. Destek verenleri çıkarıyorum ama birçok öğrenci destek vermedi. Dolayısıyla burada varyansın edeceksiniz. Öncelikle kendinize etmeniz lazım. Puanların yükseleceği meselesine gelirsek arkadaşlar, geçen sene hiçbir şey yokken ortada, yani bu tür kontenjanların çok aşırı şekilde düşürüldüğü yokken ortada. Tabii hukuk için konuşuyorum ben. Yani diğer sayısal bölümlerde ya da sözel bölümlerde çok aşırı düşümler yok. Yani ortada hiçbir şey yokken geçen sene hukuk puanları 12-13 puan arttı. Bunun nedeni ne peki? Yani bana bunu izah edebilir misiniz? Geçen sene puanlar düşecek düşecek diyen birkaç tane hoca olmasına rağmen ben özellikle puanlar yükselecek dedim. Eski videolarımı açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan puanları yükseldi mi yükselmedi mi? Ben şimdi size onu söyleyeyim. Geçen sene hiçbir şey yokken puanlar 12-13 puan yükseldi. Bu sene kontenjanları düşürürdüler. Yani puanlar neden yükselmesin? Ben bunu neden söylüyorum? Ben bunu size moralinizi bozun diye söylemedim. Önleminizi alın diye söyledim. Yani bana 80 net yeter diye çalışma. Bana 90 net lazım. Bana 95 net lazım diyerek çalış. İyi çalış. Az çalışma, çok çalış diye söyledim. Ama sanki moral bozuyormuşum gibi oluyor. Benim size bir düşmanlığım yok arkadaşlar. Öyle olsa, yani şimdi söylemek istemiyorum ama ben bir haftadan beri karantinadayım. Yani ailecek karantinadayız. Ben hiçbir dersimi iptal etmedim. Karantinada olmama rağmen hiçbir dersimi iptal etmedim. Hatta geçen Perşembe gününden beri karantinadayız. Perşembe günü benim problemler kampı devam ediyordu. Problemler kampını iptal etmedim. Sonuna kadar devam ettik. Bir arkadaşlar bilirler. Yani biz kamplara devam ettik. Sayısal mantık kampı başlıyor. Bunu da iptal etmedim. Ben hiçbir dersime ara vermedim. Yani ben öğrencilere değer veren bir insanım. Ama sanki yani moral bozuyormuşum gibi. Moraliniz bozuluyorsa arkadaşlar, iyi çalışmadığınızdan bozuluyordur. Burada suçu bende değil. Kendiniz de arayın arkadaşlar. Şartlar bu. Burada ben gerçeklere aykırı bir şey söylemiyorum. Ne varsa onu söylüyorum. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi konumuza geçelim. Neden 50'ye bir adım diyoruz? Çünkü artık DGS bize gösterdi ki arkadaşlar, DGS bize gösterdi ki 30 netlerin, 35 netlerin bir kıymeti yok. Kıymetlenebilmesi için sizin o standart sapmadan dışarı çıkmanız lazım. Yani standart sapma dediğimiz ortalama netlerdir. Geçen sene ortalama netler 35-36 bandındaydı. Yani matematikte 35-36 neti geçmeyen kişilerin puanları düşük kaldı. Ama siz standart sapmadan ne kadar uzaklaşırsanız, yani ortalama netlerden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar yapacağınız puanın bir kıymeti var. Yapacağınız netin bir kıymeti var. Ya yani normalde DGS'de bir soru diyelim ki bir puan getiriyorsa standart sapmanın altında kalan için bir soru bir puan getirmiyor arkadaşlar. Bir soru 0,9 puan getiriyor. Aynı şekilde standart sapmanın üstünde olan kişiler için de bir soru bir puan getirmez. 1,2 puan getirir. Siz standart sapmadan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar verimli olacak. Dolayısıyla 40'ın üstü hedeflemeniz lazım. Bazen 45-50 üst hedeflemeniz lazım. Bana kalırsa 45'in altı hedefiniz olmasın arkadaşlar. Matematikte sayısal öğrencilerin, hukuk öğrencilerinin arkadaşlar. Yani bunları özellikle söylüyorum. Hedefiniz 45 üstü matematik olsun. Hocam yapabilir miyim? İyi hazırlıklı olursan yaparsın. Ama şimdiye kadar iyi bir hazırlığın yoksa, çalışmadıysan, tembellik yaptıysan, sınava son ana çalışmaya bıraktıysan, yani sınava çalışmıyorsun, çalışmıyorsun, Nisan ayında, Mayıs ayında çalışmaya başladıysan, tabii ki yapamazsın. Yani senin iyi bir hedefin var. Sen hukuk okumak istiyorsun ama Mayıs ayında çalışmaya başlıyorsun. Yani kusura bakma arkadaşım. Hedefin varsa hedefine
5-6 ay öncesinden çalışmaya başlaman gerekir. Yani buna göre plan program yapmanız gerekir. Yani burada moraliniz bozacaksanız kendinize kızın. Kızacaksanız kendinize kızın. Demek ki az çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani 45-50 üstü çalışmanız lazım. Peki 45-50 üstü neler yapabiliriz 45-50 üstüne çıkabilmek için? Ben geçen videomda da söyledim arkadaşlar. Birincisi problemler. Problemler olmadan, sayısal mantık olmadan siz 45'i 40'ı geçemezsiniz. Yani 40'ı geçmenin tek yolu problemler ve sayısal mantıktır. Cebiri herkes yapıyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar 45'in üstüne çıkabilmenin tek yolu geometridir. Geometri olmadan 45'in üstünü göremezsiniz. Yani çok nadir görebilirsiniz. 45-46 yapabilirsiniz ama geometri olmadan 50 yapamazsınız. Biraz da Türkçe yaparsınız. Yani 47-48 matematik yaptığınızı varsayarsak 20 tane de Türkçe yaptığınızda sayısalda size 50 net yapıyor. Yani 50 net iyi bir net arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. 50 neti neden söylüyorum? Çünkü sınav geçen sene gibi olursa 35-40 netlerin bir kıymeti kalmayacak. Moralinizi bozmak için söylemiyorum. Gerçekler bunlar. Dolayısıyla hedefinizi iyi tutun. Sınava şurada 45-50 gün kalmış. 50 neti hedefleyecek şekilde kendinize plan program yapın. Eksiklerinizi tamamlayın. Yani konu seçmeyin arkadaşlar. Buna çalışacağım, buna çalışmayacağım demeyin. Bütün konulara çalışın. Hepsine çalışın. Konularınızı bitirdiniz mi? Sınava 2 hafta kaldıysa mutlaka geometri bakın. En azından basit konulara bakın arkadaşlar. Bunları yaparsanız 50 neti görebilirsiniz. Yoksa 50 net hayaldir. Tabii ki 35-40 net bazı bölümler için yetebilir ama hedefi iyi bir hedefi olan bir kişinin 45 neti geçmesi gerekiyor. Bunun içinde mantık, geometri ve problemler, bunlara ağırlık vermeniz lazım arkadaşlar. Umarım sınavınız gönlünüzce olur. İstediğiniz gibi olur arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.